Merhaba arkadaşlar. Sony Vegas 17'nin ikinci anlatım videosuyla birlikteyiz. Bu videoda size videoyu nasıl eklenir, kırpma ve kesme işlemleri nasıl yapılır, video nasıl kaydedilir, bu tarz şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle videoyu eklemek için ben şu videoyu kullanacağım. Bu video aslında benim birinci videom olan giriş videosu. Örnek olarak bunu kullanacağım. Sürükleyip daha sonra şu kısma bırakırsanız direkt olarak eklemiş olacaksınız videoyu. Video eklendikten sonra şurada oynattığınızda ön zamanından bulunduğunuz süreyi takip edebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri inceleyebilirsiniz. Öncelikle ayırma işleminden bahsedeyim. Örnek olarak ise şu giriş kısmını videomuzdan çıkarmayı deneyelim. Şimdi burayı mouse'un zoom tekerleğiyle yakınlaştırıyorum. Böylece daha rahat işlem yapmış oluyorum. Ve klavyedeki sağ ve sol tuşlarıyla şu süre çubuğumuzu hareket ettirebiliyorum. Buradaki amacım ise herhangi bir sahne, herhangi bir kareyi kaçırmamak. Doğru kareyi bulduktan sonra kesme işlemi, videoyu bir yerden ayırmak için bu işlem için S tuşunu kullanıyorum. S tuşuna bastığım anda bulunduğu yerden sonrasını ve öncesini birbirinden ayırıyor. Ayırdıktan sonra ise istediğim işlemi ikisiyle ayrı ayrı yapabiliyorum. Veya hani bu sadece başlangıçtan sonuna doğru olan bir durum değil. Şöyle aynı şekilde siz ara noktada bulunan bir yere atmak isterseniz de önce burada ayırdıktan sonra da buradan ayırıp yine benzer şekilde işlem yapabilirsiniz. Şöyle geri aldıktan sonra silme işlemi de bu arada tıkladığınız tıkladıktan sonra hani delete tuşuna basarsanız direkt silmiş olursunuz. Geri aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi işlem sürekli ses ve video birlikte hareket etmesiyle gerçekleşiyor. Bunu ayırmak için ben U tuşunu kullanıyorum. U tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi video ve ses artık birbirinden ayrılmış oldu. Şöyle sürükleyerek göstereyim. İkisini farklı süreler içerisinde yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir örnek olarak giriş kısmındaki ses dosyasını atmak istiyorum. Ses çerçevesine tıkladıktan sonra eğer görüntüye tıklarsak görüntü ayrılır. Sese tıklarsak ses ayrılır. S tuşuna bastıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi video ayrılmadı. Sadece burası ayrıldı. Burayı delete'e bastıktan sonra silmiş oluyoruz. Şöyle kısaca hemen küçük bir değişiklik yapalım. Şuradan da kırpalım. Şurayı silelim. Şimdi videoyu istediğiniz şekilde kesip değiştirdikten sonra nasıl kaydederiz? File tuşuna bastıktan sonra render as diyeceğiz. Render as dedikten sonra ekranımıza birçok format geliyor. Sony Vegas'ın en güzel özelliklerinden biri çoğu formatı destekliyor olması. Burada kendi yani özel olarak bildiğiniz, istediğiniz bir format varsa seçebilirsiniz. Benim tercih ettiğim genelde internet HD 1080p 30 fps olan. Ama burada editledikten sonra yaptığınız dosyanın boyutu çok fazla büyüyor olabiliyor. Şurada tahmini olarak kaç megabayt boyuta ulaşacağını gösteriyor bize.
1080p 30fps'te 505 MB'ken ben daha küçük bir boyut olsun istiyorsam, buna ihtiyacım varsa şunu seçtikten sonra, 720p'ye geçtikten sonra boyutun küçüldüğünü fark edeceğim, veya çok kaliteli olmasını istiyorsam 2160p yapıp 1 GB boyutuna da ulaşabilirim. Şöyle hızlı bir şekilde buraya render dedikten sonra şu işlem başlıyor ve yaptığınız değişiklikleri kaydedip videoyu oluşturmuş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.